tüp bebek tedavisine karar verdiniz. Bu tedavi sürecinde sizleri neler bekler? Aslında tüp bebek tedavisi çok zor ve zahmetli bir tedavi değil. Ancak tedaviye başlarken psikolojik olarak da bir takım hazırlıklar yapmak gerekir. Kendini bu tedaviye hazır hissetmek en önemlisi belki de. Neden? Çünkü en iyi koşullarda dahi eve bebek götürme oranınız %50 civarında. Yani tedaviye başlayan her iki çiftten biri çocuk sahibi olacak. Diğeri maalesef ilk denemede çocuk sahibi olmayacak ve denemelere büyük olasılıkla devam edecek. Yani gebe kalma olasılığınız kadar gebe kalamama çocuk sahibi en azından o ay için gebe kalamama çocuk sahibi olamama olasılığını da tedaviye başlarken göz önüne almak gerekir. Bunun yanı sıra tabii ki tıbbi bir gerekçe olması gerekir böyle bir tedavi yapılması için. Sıfır risk diye, hiç risk yok diye böyle bir tedavi söz konusu değil. Her tedavinin, her girişimin, her kullandığınız ilacın milyonda bir dahi olsa riski vardır. Bu gelip sizi bulduğu takdirde o milyonda bir risk yüzde yüz olabilir. Ama tabii ki tıbbi gerekçelerle de yapılacak tedaviden kaçınmamamız gerekir. Ama keyfi olarak ben işte 3 ayda gebek alamadım, gidip tüp bebek sahibi olun tüp bebekle gebek alayım. Maalesef böyle bir şeyin uygulanması, böyle bir şeyin yapılması da doğru değildir. Ancak tıbbi gerekçelerde erkekte bir problem varsa, kadının tüpleriyle ilgili problem varsa, yumurtlamayla ilgili problemler tedavi ile çözülmediyse veya açıklanamayan infertilite dediğimiz gruba giriyorsanız, çikolata kistiniz varsa çeşitli nedenlerle tıbbi açıdan bir gereksinim oluşuyorsa tedavi yapılmalı. Bazen ilk tedavi basamağı oluyor, bazen son tedavi basamağı oluyor. Yani diğer tedavileri deneyip tüp bebek tedavisine geçilebilir veya erkekle ilgili ciddi bir problem varsa, tüplerle ilgili tıkanıklık gibi problemler varsa o zaman tek tedavi seçeneğiniz tüp bebek olabilir. Ne yapılıyor? Baştan işte tüpler e, filmiyle değerlendiriliyor. Belki hormon düzeyinize bakılıyor, spermiyogram yapılıyor. Ondan sonra size tüp bebek yapılması gerekir diye bir karar veriliyor. Sizi bekleyen ne? Öncelikle normalde her kadının ayda bir defa yumurta, e, yumurtlaması olur. Bir yumurta gelişir, nadiren iki yumurta gelişir. Ve bunların döllenmesiyle de gebelik ortaya çıkar. Halbuki tüp bebek tedavisinde bizim amacımız daha fazla yumurta elde edebilmek. İdeali kaç 8 ile 15 arasında yumurta oluşturabiliyorsanız bu ideal rakamdır. Bazen kadının yumurtalıkları e, polikistik over gibi sorunlar nedeniyle çok fazla yumurta üretebilir veya yaş yumurtalık kapasitesinin azalması gibi durumlarda da daha az yumurta elde edebilirsiniz. Tabii ki morali bozmadan yumurta kalitesiyle elde ettiğiniz tek yumurta dahi gebelik şansı sunacak ama bizim amacımız yumurtalıkları uyarıcı tedaviyi Baştan uygulayıp daha fazla yumurta oluşturmak. Bu tedavi kaç gün sürer? Çoğunlukla kısa tedavi protokolünü uyguluyoruz. Adetin 3. gününden itibaren arada 2-3 defa kontrol ederek yumurta gelişimini uyarıcı iğneler, enjeksiyonlar uyguluyoruz. Kadının kendi kendine yapabileceği veya eşinin uygulayabileceği çok kolay, incecik enjektörle yapılan iğneler bunlar. Zahmetli değil, çoğunlukla günde bir kez uygulamayı tercih ediyoruz. Yumurta belirli büyüklüğe ulaştıktan sonraki bu tedavinin genellikle 5. 6. gününden itibaren yumurtlamayı engellemek, bizim kontrolümüz dışında yumurtanın atılmasını engellemek amacıyla ikinci bir enjeksiyon, ikinci bir iğne daha ekliyoruz tedaviye. Bu 10 günlük tedavi sürecinin sonunda yumurtayı içeren foliküller, sıvı dolu kesecikler 17-18 milimetreye ulaşınca bunları çatlatmak, atılmasını sağlamak amacıyla ikinci bir iğne yapıyoruz. Bu çatlatma iğnesi dediğimiz ve bir defa uygulanan bir şey. O e, tedavinin, tedavi yapan grubun hekimin tercihine bağlı olarak da çatlatma iğnesi yapıldıktan 34 ila 36 saat sonra yumurta toplama işlemine geçiyoruz. Yani ilk tedavi basamağı yumurtalıkları uyarıcı tedavi kullanıp elde etmeye çalıştığımız yumurta sayısını arttırmak. Burada da çok aşırı 20'den fazla yumurta oluştuğunda e, kadının vücudunda sıvı toplanması, yumurtalıkların şişmesi, idrar çıkışının azalması gibi bir takım problemler ortaya çıkabilir. O dengeyi sağlamak önemli. Bu gibi durumlarda belki transfer yapmayıp, yapmayıp elde ettiğiniz embriyoları dondurup daha sonra kullanmak Tercih edilen bir yöntem olabilir. İkinci basamak yumurta toplama işlemi. Bu vajinadan girip ultrason rehberliğinde o sıvı dolu kesecikler, folikül dediğimiz yumurtayı içeren, içinde mikroskopik yumurtanın bulunduğu sıvı dolu keseciklerdeki sıvıyı iğne yardımıyla emip, aspire edip laboratuvara gönderiyoruz. Burada genellikle genel anestezi ya da sedasyon dediğimiz rahatlatıcı bir anestezi tercih ediyoruz. Çünkü iğnenin giriş çıkışı ağrılı olduğu için kadının zahmet çekmesi çok da doğru bir işlem değil. O nedenle hafif bir anestezi altında bu yumurtaları dışarı almayı deniyoruz. Aldığımız sıvıları laboratuvara veriyoruz. O folikül dediğimiz kesecikleri yıkayıp elimizdeki sıvılarla, medyumla Yumurtanın gelmesini sağlayıp yumurtaları laboratuvara teslim ediyoruz. Aynı gün eşinden sperm alıyoruz laboratuvar ortamında, laboratuvar koşullarında bazen ameliyatla sperm sayısı sıfır olan erkeklerde sperm elde etmeye çalışıyoruz. Eşinden aldığımız spermlerle kadından topladığımız yumurtaları yumurta toplama işleminden birkaç saat sonra bir araya getirip ya klasik tüp bebek yöntemiyle ya da mikro yöntemiyle dölleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bir parantez açıp in vitro fertilizasyon dediğimiz tüp bebekle mikro ya da intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu dediğimiz mikro ne farkı var? Onun üzerinde durmakta yarar var. çoğunlukla yapılan mikro enjeksiyon işlemi. Yani ne yapıyorsunuz? Yumurtayı alıyorsunuz spermleri yıkayıp hazırladıktan sonra canlı olan, şekli normal olan, hareketli olan spermi alıp yumurtanın içerisine bırakıyorsun. Bu laboratuvar koşullarında gerçekleştirilen bir işlem. Klasik tüp bebek ne? Klasik tüp bebekte yumurtayı alıyorsunuz, etrafına 100 bin, 200 bin civarında spermi bırakıp doğal olarak döllenmesini bekliyorsunuz. Yine laboratuvar koşullarında. Çoğunlukla yapılan döllenme işlemini şansa bırakmamak için enjeksiyon işlemi. Nadiren işte e, yumurta sayısının çok olduğu, erkekle ilgili problemin olmadığı kadınlarda e, klasik tüp bebek yöntemi tercih edilebilir ama çoğunlukla tercih edilen enjeksiyon Hele ülkemizde neredeyse %100 civarında yani hastaların tümüne uygulanan enjeksiyon işlemi. Çünkü döllenme... Şansa kalmasın, bırakılmasın, daha fazla yumurta döllensin ve daha fazla embriyo oluşturalım. Bu işlem de gerçekleştikten sonra, döllenme, mikroenjeksiyon ya da tüp bebek işlemi, embriyoların gelişimini izliyoruz. Transfer bundan sonraki aşama, yani oluşan embriyoların rahim içerisine yerleştirilmesi işlemi. Ağrılı değil, anestezi gerekmez kolaylıkla yapılabilecek bir işlem. Daha önce aşılama yapılanlarda aynı onun benzeri bir işlem. mesanenin, idrar kesesinin dolu olmasını tercih ediyoruz. İşlemi kolaylaştırdığı için. Normalde rahim ekseni öne doğrudur, mesaneye doğrudur. Mesane dolu olduğunda, idrar kesesi dolu olduğunda hem hem ultrasonografi daha rahat görürsünüz uterus'u hem de işlem daha kolay olur. O açı kaybolduğu için rahim Açısı düzleştiği için ince bir katetere embriyo ya da embriyoları çekip uterusun içerisine naklediyoruz, veriyoruz. 35 yaşın altında ilk iki denemesi olan kadınlarda tek embriyo, 35 yaşın üzerinde ya da daha önce iki kez tüp bebek denemesi yapıp başarısız olanlarda, gebelik oluşmayanlarda iki embriyo transferine izin var yasal olarak. Buna uyup bu çerçevede. Yapıyoruz. Ne farkı var tek embriyo ile iki embriyo transferinin? Tek embriyo ile iki embriyo transferi arasında yüzde ona yakın gebelik şansı var, farkı var. Neden? Çünkü iki embriyo verdiğinizde gebelik şansını biraz daha yukarıya çekmiş oluyorsunuz. Çünkü aslında bilmediğimiz hangi embriyonun yerleşeceği, hangi embriyonun her ne kadar ikisi de güzel olsa da yerleşme şansının daha yüksek olduğunu bilmediğimiz için İki embriyo transferi yapılıyor ileri yaş ya da daha önce başarısız tedavi yapılanlarda. Burada çoğul gebelik hiçbir zaman amaç değil. Yani Çoğul gebelik hoşumuza giden ya da tercih edilen bir gebelik şekli değil. Çünkü ikiz gebelik baştan itibaren riskli gebelik sınıfına giriyor. Düşük oranı, erken doğum oranı, bebeklerde gelişme geriliği riski... Bir takım problemler, çoğul gebeliklerde daha fazla görülüyor. Yani gebelik sürecinde karşılaşılabilecek riskleri arttıran bir şey ikiz gebelik. Her ne kadar çocuk hasretiyle yanıp tutuşan çiftler, çoğul gebelik olsun, biz daha çok ikiz olsun diye arzu ediyoruz deseler de bu tercih edilen bir gebelik şekli değil, doğal olanı, risk daha az riskli olanı tek gebeliğin oluşması ve devamı. Evet, tek bebekle gitmek bizim amacımız. Transfer işleminden sonra laboratuvar koşullarında embriyo gelişimini izleyip ikinci günden itibaren yumurta topladıktan iki gün sonradan itibaren transferi yapmak, gerçekleştirmek mümkün. Ee, yumurta sayısı az olan, buna paralel olarak embriyo sayısı az olanlarda ikinci gün transferi yapılabilir ama çoğunlukla yapılan üçüncü gün veya beşinci gün transferi. Üçüncü gün transferinde 8 hücreli çoğunlukla kalitesine bakarak en iyi embriyolu, embriyoyu veya en iyi embriyoları seçip uterus içerisine yerleştiriyoruz. Embriyo sayısı fazla olanlarda doğru embriyoyu seçebilmek, embriyo gelişimini izledikten sonra daha kolay olabilsin diye çünkü bir kısmı üçüncü güne ulaşıyor, bir kısmı beşinci güne kadar büyüyüp kendini daha iyi belli edebiliyor. Embriyo sayısı az olan 3 ya da daha az olanlarda 3. gün transferi daha mantıklı olabilir. Ama embriyo sayısı fazla olanlarda doğru embriyoyu seçmek amacıyla 5. gün embriyosu transfer edilebilir. Ama her hastanın 5. güne kadar ulaşma şansı, her embriyonun 5. güne kadar ulaşma şansı olmayacağı için bunu laboratuvar koşullarına, embriyoların durumuna, çiftin durumuna göre kararlaştırmakta yarar var. İlla beşinci gün transferi, illa üçüncü gün transferi diye ısrarcı olmayıp hekimin çiftle birlikte karar vermesi ya da durumu değerlendirmesi, laboratuvarın da görüşünü alarak durumu değerlendirmesi daha doğru olur. Bu aşamadan sonra, embriyo transferini yaptıktan sonra kesinlikle bir istirahate, işe gitmemeye ya da bir desteğe gereksinim yok. Normal yaşantınıza devam edebilirsiniz. Bu hiçbir şekilde gebelik şansınızı, azaltmaz. Aksine evde oturup ilaçları kullanıp gebe kaldı mı kalmadı mı diye kafayı tamamen bu tedaviye takmak bence olumsuz etki yapıp gebelik şansını azaltıcı yönde olumsuz etki yapabilir. O nedenle siz ağır iş yapmamak koşuluyla normal yaşantınızı sürdürüp önerilen ilaçları da kullanırsanız gebelik şansınız o zaman en fazla olur. Buna inanın ve öyle yatağa bağlı kalmak, kıpırdamamak gibi bir şeyin tedavi şansını, gebelik şansını arttırmayacağını da bilmenizde yarar var. <laughs> Bu embriyo transferinden sonraki 10-11 günlük bir süreçte daha çok progesteron ilacı kullanıp gebelik şansını arttırmaya başlıyoruz. 11. günde de kanda gebelik testi yapıp gebe olup olmadığını anlıyoruz ve ona göre ilaç kullanımına devam edip etmeyeceğimize, yapılan tedavinin sürüp sürmeyeceğine birlikte karar veriyoruz çiftlerle.